İyi günler arkadaşlar. Adım Suat Uygun. Acrylic pouring sanatıyla uğraşıyorum. Yurt dışında uzun zamandan beri bilinen ve çok sevilen bir sanat dalı olan bu acrylic pouring, ülkemizde henüz yeni tanımaya başlamış bir sanat dalıdır. Bu sanat dalının özelliği akrilik boyalarımız ile içine kattığımız özel kimyasal maddeler sayesinde tuval üzerine veya medafe üzerine veya kalın karton üzerine boyayı döküm yaparak big cells dediğimiz büyük hücrelere veya lasing efekt dediğimiz bağcık modellerine ya da büyük hücreler lasing efekt olmadan da güzel bir renk harmonisi içerisinde tablo üzerinde, kanvas üzerinde bir sunum yapma sanatı diyebiliriz. Burada benim yaptığım birkaç örnek görmek gerekirse gene lasing efektlerimiz, big cells dediğimiz büyük hücreler, kırmızı ton ağırlıklı bir renk harmonisi içerisinde bu kanvası yapmışım 35'e 25'e 35 civarında. Yani toprak rengi tonlarında kahverengi ağırlıklı ve metalik akrilik boyalarla desteklediğim bir farklı çalışma. Burada da genel lezzetli efektler, büyük hücreler, big sensler. Bir başka örnek sadece büyük hücrelerden oluşan bir tablo örneği. Mavi ton ağırlıklı. Burada lasing efekt ağırlıklı. Farklı bir desen. Gene lasing efekt ağırlıklı. Bir tablomuz. Yine kırmızı tonlar ağırlıklı, kırmızı ve yeşil tonlar ağırlıklı. Hem büyük hücreler, küçük hücreler, artı bağcık modelleri, lasing efektlerden oluşan bir tablomuz. Yine en son geçen hafta yapmış olduğum sehpa üzerine salonumuzda veya balkonumuzda güzel bir yer edinecek sehpalar üzerine yapabileceğimiz bir akrilik pouring çalışmamız. Bugün gene sehpa üzerine bir akrilik pouring çalışması yapacağız. Bu medife hemen her yerden bulabileceğimiz, ayaklarıyla beraber satın alabileceğimiz sehpa. Ben ayaklarını çıkarttım. Sadece üstteki medife kısmını masaya yatırdım. 40 santim çapında. Acrylic pouring çalışması yapacağız üzerine. Acrylic pouring olarak kullanacağım renkler turuncu, fuşya, crimson kırmızı, beyaz, ultramarin mavi, limon sarı.
Bardağı hazırlama safhası çok uzun sürdüğü için ben bunları hazırladım. Video daha kısa sürsün diye. Burada akrilik boyamızı bir ölçek bardağımıza koyuyoruz, pet bardağımıza. Ardından pouring effect medium. Bir ölçek boya, bir ölçek pouring medium. İyice bunu karıştırıyoruz. Burada sıcak bal ya da ılık bal, sıcak demeyeyim, ılık bal kıvamına ulaşana kadar sabırla dakikalarca bunu iyice karıştırıyorsunuz. Ve bardak üzerinde kabaracak olmayacak şekilde ve hiç pürüz kalmayacak şekilde tamamen akışkan hale gelene kadar boyamızı karıştırıyoruz. Bu karışma safhasında azar azar su ilave ediyoruz buna. Suyu fazla birdenbire koymayın. Çok sulu olabilir. Az az koyarak sürekli suyu boyanın içine ediyorsunuz. Sürekli az az ekliyorsunuz. Sürekli karıştırıyorsunuz. Ta ki bu ılık bal kıvamını, akışkan, tatlı bir akışkan kıvamını yakalayana kadar. Bu işlem bittikten sonra en son lasing efektlerimizi ya da big cells dediğimiz büyük hücrelere oluşturmayı sağlayan malzememiz, olmazsa olmazımız silikon ya da başka malzemeler de var bunun alternatifi. Onlardan bir malzemeyi seçerek ben şu an silikon kullanıyorum. Diğer malzemelerle de çalışma yaptım. Bu malzemeyi içine ikişer damla, her bardağa ikişer damla ekleyecek şekilde bardağa koyuyorum ve iyice karıştırıyorum silikon koyduktan sonra. Sadece açık renklere biraz fazla silikon ekliyorum. Şimdi yavaş yavaş uygulama safhasına geçebiliriz. Burada bir de bu malzememiz var. Buna torch diyoruz. 1300 derece sıcaklık veren. Aletimiz. Bu en son boyayı döktükten sonra kamas üzerine ve MDF üzerine bu malzemeyle hem oluşan hava kabarcıklarını alıyoruz hem de boyanın içine katmış olduğumuz silikonların açılmasını ve neticede big size'lerin lasing efektlerin ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Yani bu da olmazsa olmazımız. Evet. Normalde demin gösterdiğim tuvallerde, bu tür küçük ebatlı tuvallerde pet bardaklarımızı koyuyoruz. Sert biraz daha. Ya da onun biraz daha büyüğüne. Yani kullanacağınız kanvasın büyüklüğüne göre bir kere dökmek genelde en iyisidir. Bazen aynı tuval üzerine 5-6 bardakla, 3-4 bardakla da pouring yapabilirsiniz. Yani akrilik pouring yapabilirsiniz. Dökme işlemi yapabilirsiniz. Şimdi bunlar yeterli olmayacağı için size de güzel bir sehpa örneği sunmak için bir kere dökmek için bir büyük kap hanımdan kaçırdım. Hanım görmesin. Şimdi beyaz boyayla başlıyorum. Genellikle beyaz boyayla başlanır. Ama şart değil. Niye beyaz boyayla başlıyorsunuz diye soranlar oldu bana. Çünkü
en aşağıya ilk alta beyaz boyayı döktükten sonra taban renk, yani en altta görmek istediğim taban rengi onun üzerine koyuyorum. Böylece tek bir mavi kullanırken veya tek bir kırmızı kullanırken biraz sonra sizin de göreceğiniz gibi eklediğim, tabana eklediğim beyaz boya sayesinde açık mavi veya farklı kırmızı tonları veya hiç alakasız yok diyeceğiniz eflatunu, moru veya yeşil renkleri ortaya çıkaracağız. Yani ara tonlar ortaya çıkaracağız. Bu rengin belli bir sırası yok. Kendi göz zevkinize göre istediğiniz gibi tasın içerisine onu dökebilirsiniz. Yani hangi rengin üzerine hangi renk daha uyumlu olur diye buna siz karar vereceksiniz. Kendi göz zevkinize göre bunun belli bir ölçüsü yok. Yani. Üzerine kırmızı koymayı düşünüyorum. Evet. Kırmızı ile turuncu çok güzel ara renkler oluşturuyor. Biraz ilave ederim. Kırmızı. Ve fuş yaması. Bu sehpayı salonunuzda ve evinizin sevdiğiniz bir köşesinde üzerinde bir çay içerken misafirinizle, eşinize, dostunuzla ve bir kahve içerken hayal ederseniz eğer çok zevkli bir çalışma olacağını fark edeceksiniz. Çünkü tamamen kendi tasarımınız olan bir ürün üzerinde kahve içmek, dostlara da bunu göstermek apayrı bir zevk olacak. Salonunuzda da çok şirin bir görüntü verecektir bu tablo, sehpanız. Evet, renklerimiz bitti. Evet, biraz toparlıyoruz. Torture.
ne yapıyoruz? Butası. Acrylic Point'te yaklaşık 4 tane, ortalama 4 tane çeşit var. Şu şekilde döktüğüm zaman Dirty Pour. Fakat bu şekilde yaptığım zaman benim olmazsa olmaz çalışma modelim Flip Cup. Bu modele Flip Cup deniyor. Bu çalışma sistemi Flip Cup. Acrylic Pouring'in Flip Cup sistemine göre şu an çalışma yapıyoruz. Biraz bekliyoruz. Renkler birbirine harmanlasın. Umarım güzel bir renk harmonisi içerisinde bu kahve sehpamızı yapmış olacağız. Ne çıkacağını bilmiyoruz. Tamamen sürpriz. Çok hoş bir desen de çıkabilir. Hüsran da uğrayabiliriz. Evet. Ben hazırım. Ve show time. Şimdi torcumuzla boya içine katmış olduğumuz silikon ve pouring medium'umuz sayesinde big size'leri ya da lasing efektleri oluşturmak için çaba göstereceğiz. Ben şu an yakından görüyorum. Küçük küçük hücreler oluşma başarı ve boya patlıyor. Silikonları açıyoruz. Torcumuz tabi biraz nazlanıyor bazen böyle. Burada her tarafta büyük hücreleri oluşturabilirsiniz. Torcu her yerde gezebilirsiniz. Ya da sadece belli yerde hücre oluşmasını istiyorsanız, eğer bir desen atmak istiyorsanız sadece o kısımda torcu gezdirirsiniz. Diğer taraflara fazla açılma olmaz. Isı verdiğiniz yerlerde daha fazla hücre oluşur. Ben hücrenin her yerde oluşmasını istiyorum. Aynı zamanda da oluşan küçük hava kabarcıklarını torcum sayesinde yok etmiş oluyorum. Evet. Yeterli. Yakından bakarsak böyle hücrelerin oluşumunu siz de göreceksiniz. Burada gerek tuval üzerinde, kamas üzerinde, gerekse böyle MDF üzerinde çalışma yaparken çok ama çok yavaş hareketlerle boyayı komple malzeme üzerine yaymaya çalışın. Hızlı davranırsanız hücreler bozulur. Çok hassas olun. Gayet sakin, yavaş ve çok sabırlı bir şekilde kahve sehpamız
çalışmaya başlıyor. Kenarlar ve boya gelmesine dikkat eden, daha sonra kötü bir görüntü olur yoksa. Şimdi desenimize beğeneceğiz. Şimdi boyanın fazlasını tutmayacağız. Sürekli boyanın fazlasını dışarı koyacağız. Çünkü çok boya kalırsa bu çatlamaya sebep olur. Sizin üzülmenize sebep olur. Şurada beyaz var, hoşuma gitmedi. O kısmı iptal ediyorum. Tabi bunu yaparken de yukarıdaki hücrelerin bozulmasını istemiyorum. Yavaş, sabırlı bir şekilde beğenmediğim kısmı dışarıya atıyorum. Kâfi. Şurada glazing efektler oluşmaya başlıyor. Big sesler, büyük hücreler oluşmaya başlıyor. Evet, turcumla son bir tur atarak yani hava kabarcıklarına ve alttan çıkmayan diğer renklerde hücreleri açmak için son bir kere daha turcu MDF üzerine, sehpa üzerine gezdiriyorum. Siz gördükçe dikkat edersiniz, efektler ortaya çıkmaya başlıyor. Daha da belirgin ve daha canlı bir hale geliyor. Mermer efekti oluşuyor. Sanki bir granit parçasını dümdüz kesmişiz. Onu sehpa yapmışız gibi. Çok hoş bir görüntü şu an çıkıyor burada. Şu an
Oradan fark edemiyorsunuz. Ben şu an burada. Üste boya var. Altta daha koyu bir boya. Şeffaf bir boya havası üstte. Altta bir desen o işte. Bir üç boyutlu bir desen çıktı. Ama yakından ben görüyorum. Çok hoş bir görüntü. Burada görüyorum şu an. Altta bir layer. Üstte bir layer. Onun üstünde bir layer var gibi. Yani üç ayrı rengide ve desende üstte buradan görebiliyorum. Üç boyutlu bir görüntü çıktı burada. Yaklaşık 15-20 dakika bunu hiç ellemiyorsunuz, başka hiçbir müdahale yapmıyorsunuz. Biraz sonra 15-20 dakika sonra tamamen şekil daha net, daha canlı bir hale gelecek. Altta başka renkler çıkmaya başlayacak. Siz zaten seyrettikçe bunu fark edeceksiniz. Yani evinize bunu denediğiniz zaman... Evet arkadaşlar. Yaklaşık 25 dakika süren akrilik pouring çalışmamız neticesinde salonumuzda hoş bir ambiyans yaratacak olan kahve masamızı hep birlikte oluşturduk. Şimdi biraz daha yakından bakalım. Burada granit mermer şeklini veren desenlerimiz. Pixels dediğimiz büyük hücrelerimiz, lasing efekt dediğimiz bağcık modellerimizin yavaş yavaş ortaya çıktığını görüyorsunuz. Böyle bir sehpanın üzerinde sanırım zevkle çayımızı, kahvemizi misafirimizle birlikte içebiliriz. Sehpayı tamamladık. Bunu koruma amaçlı olarak ya sır vernik kadensin ya akrilik vernik mat veya parlak ya da gene kadensin 100 kat verniğini üzerine sürerek yıllarca kullanıma hazır hale gelecek şekilde kahve masamızı oluşturmuş oluruz.